Evet, selamlar. Bugün çok merakla beklediğim bir ürünü açacağım. Daha doğrusu ürünleri. İki tane ürün var içinde. Bugün yine sizin de sevdiğiniz, benim de sevdiğim Çakma Ürünler serisinin tekstil bölümünün ikincisini çekiyoruz. Çakma Ürünler serisinin birinci bölümünde Louis Vuitton Evidence Milyoner gözlüğü tanıtmıştım. Yani Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir videoydu ve daha fazla talep görmesini isterdim. Gerçekten çok az izlendi ve durdu tamamen. İzlemeyenler için yukarıda çıkacak, nerede olduğunu hala bilmiyorum ama bu video bittiğinde izlerseniz sevinirim. Gerçekten çok severek çektiğim bir video olmuştu. Bakar mısın abi şunun güzelliğine ya? Oo. Bu arada bilmeyenler için de söyleyeyim, bu gözlüğün normal fiyatı 5500 TL. Kardeşiniz 250 liraya halletti bunu. Ve birebir. Bu arada hızlı bir şekilde videoyu çekip bitirmem lazım. Klimayı kapattım, sıcak basmaya başladı şimdiden. Böyle terleme parlama olursa şimdiden helal edin. Bu arada çok hızlı iki tane duyuru yapacağım. Bu videonun yüklendiği tarihten 2 gün sonra bir kaza bela olmazsa 100 bin özel çekiliş videosu yayında olacak. Ve o çok beklediğiniz çakma spor ayakkabı sonunda İzmir'e geldi, yani yaşadığım şehre. Büyük ihtimalle yarın elimde olur. Önümüzdeki pazar günü de yayında olur. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Neyse, bugünkü konuğumuza geçelim. Bugün elimizde çakma cüzdanlar var. Fotoğraflarında çok iyi gözüküyordu. Gerçekte nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. Bu arada yıllar önce satın aldığım çakma cüzdanım hala sapasağlam duruyor. Bunu da göstereceğim. Bir kıyaslamasını yaparız. Evet, hadi paketimizi açalım. Paketimiz yaklaşık ne kadar sürede geldi? 40 günde falan geldi. Bir dakika bakacağım. 37 günde gelmiş, pardon. Bu süreç için normal bir süre. Normalde daha hızlı geliyor ama dediğim gibi bu pandemi sürecinde biraz yavaşlama oluyor, daha az kargo uçağı çalıştığı için. Bu arada şunu yapmayı sevmiyorum ama çakma Rolex videosu da gelecek. Bununki gibi dandik bir Rolex değil, bayağı kaliteli bir Rolex siparişi verdim. Yine spor ayakkabıdaki gibi 2 ay sürebilir gelmesi. O yüzden bana Rolex videosu nerede diye sormayın. Gelir gelmez yapacağım videoyu ve atacağım. Size söz veriyorum. Var ya, bu aralar bir para çıktı cebimden, kafayı yersiniz. Neyse, hepinize helal, hoş olsun. Aa, lan paketi açıyoruz ya. Daha vergi bölümü var. Evet arkadaşlar, 37 gün içinde gelen bu ürünümüze gümrükte küçük bir vergi kitlemişler. 3 kere yaptım ama içimden geldiği için yaptım. Yine klasik gümrük sunma ücreti ve damga vergisi sabit. 11 lira da gümrük vergisi kesilmiş. 19 lira 84 kuruş. 2 tane cüzdan var içinde. Bence gayet makul bir vergi. Ya bak, böyle olacaksa vergi böyle kesilsin abi. Son zamanlarda gerçi böyle saçma salak vergilerle karşılaşmadım hiç de. Böyle gidecekse okeyiz abi. Zaten alıştık. Ürünün linkini aşağı ekliyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Sitemizin adı DHgate. Çok köklü bir site bilmeyenler için tekrarlayayım. Hani alışveriş yapmaktan falan korkmayın. AliExpress'ten bile eski bir site açıkçası. Ben çok çok yıllar öncesinde alışveriş yapıyordum. Gerçi çok fazla yapmadım. 5-6 ürün falan almıştım ama yine de hiçbir sorun yaşamadım. Hayda, kutulara bak. Kutulara bak. Ezilmiş biraz ama olsun. Dalga 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 dalga. Üyelik yaptığınızda sizden bilgileri doldururken bir tane VAT numarası diye bir şey isteyecek. 11 haneli herhangi bir sayı sallayabilirsiniz oraya. TC kimliğinizi yazmanız gerekiyor normalde ama size kalmış. Ben kendi TC kimliğimi yazdım ne olur ne olmaz diye. Hani güvenmeyen bir şey olan varsa 11 haneli yazabilir. Çakma gözlük videomda nasıl alışveriş yapılacağını da anlattım videonun sonunda. Oradan da bakabilirsiniz. Hadi bakalım, açalım artık, çok konuştum. Neyse ya, tamam, bu elle düzeltilir. Biraz ezilmiş doğal olarak. Ta Çin'den geldi. Koronavirüsten hızlı geldi Türkiye'ye. Paketleme 10 numara şu an için. Bak, bu olmamış. Bu kese kağıdı olmamış dayı. Bunun normalde beze olması lazım dışında. Cüzdan beklediğimden daha iyi bu arada tip olarak. Yalnız sentetik plastik kokuyor biraz. Ama bu cüzdanı ben dediğim gibi 4-5 yıldır kullanıyorum. Bu cüzdan da ilk geldiğinde öyle kokuyordu. O koku havalandırınca geçiyor. Şöyle söyleyeyim, bir 2-3 gün kalsın böyle bir ortamda kokusu tamamen değişiyor, normale dönüyor. Bu mesela artık hiç kokmuyor yani. Zaten bu deri değil tabii ki, anlayacağınız üzere. Aa, çok güzelmiş ya. Diğerini de açalım. Böyle kutular falan gerçekten böyle kabartmalı falan yani. Bayağı özenilmiş kutuya. Parlıyor, simli mimli böyle. Bak, kutulamayı çok iyi yapıyorlar. O gözlüğün kutusu da çok iyiydi. Birebir orijinaliyle birebir. Bak, gözlüğün kabı mesela. Suni deri. Açıyorsun içine. Bak burada bezleri mezleri, her şeyi tam takır. Bu zaten A+ bir replikaydı. Şimdi birazdan ben size bu cüzdanların gerçek fiyatlarını göstereceğim. Bu daha çok merak ettiğim, beklediğim olan cüzdandı. Ne diyorum ben ya?
Asıl bu cüzdanı daha çok bekliyordum. Aa bak. Bak efsane. Aa bu kokmuyor lan öyle. Bu siyah olan daha böyle ağır plastik kokusu var böyle. Aa. Bunda yok be. Yani plastik kokusu dedim, yanlış anlaşılmasın. Boya kokusu tarzında bir koku var üstünde. Ama dediğim gibi 2-3 günde geçiyor ve sonra bebek gibi kullanabiliyorsunuz. Baksana ya güzelliğe. Burada Gucci logomuz var. İç olarak ikisi de aynı. Renkleri farklı sadece. Bu aralı olan modelimizin içi siyah. Dışı da aynı şekilde. Bu yılanlı olan modelimizin gri kahve tonları var. İçi tamamen koyu kahveden yapılmış. Bence bu daha şık duruyor. Bunun da ayrı bir çekiciliği var gerçi. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok başarılı olmuş ya. Ben fotoğraflarını da görmüştüm de gerçekten fotoğraflarda olduğu gibi. Gucci logoları da öyle. İçine kart falan koyacağız zaten. İçi boşken yandan duruşu da böyle. Şimdi gelelim, ben size bunun fiyatını göstereyim. Bak Gucci'nin kendi sitesine girdim. Şu gördüğünüz tasarımlar zaten her türlü, çantası, küçük cüzdanı falan hepsi var. Mesela kartlığı da var. 290 dolar. Heh bak. Bulduk. Bak. Birebir. Siz bir fark görebiliyor musunuz? Neymiş ismi? King Snake Print GG Supreme Wallet. Ha bak içi farklı bunun. Ama gerçi bunun internette farklı modelleri de var. Bu en dolu modeli. Böyle toplamda bir tane dili var. Mesela bunda dil yok. Klasik dede cüzdanı gibi bu. Bu daha kullanışlı. Bak mesela bu yılanlı olanın siyahı da var. Bu da yine 380 dolar. Bizim arılı olana geldik. Bunun siyahını sitede bulamadım nedense. Bu da 380 dolar. Aynı fiyat. Gayet başarılı ya. Şimdi şu cüzdanımla karşılaştırayım. Kesinlikle bu cüzdandan daha kaliteli bunlar. Çünkü bu çatlamaya çok müsait bir cüzdandı. Bakın. İlk 2 sene falan hiçbir sıkıntısı yoktu. Sonra ister istemez tabii böyle kıvrıl bilmem ne falan çatlamaya başladı suni deri olduğu için. Ama 4 yıl neler çekti bu bende var ya. Bakar mısın şunun içine? Bak içinde Gucci yazıları falan yazıyor. Bu cüzdanın aynısını da buldum. Eğer bunu beğendiyseniz bunun linkini de aşağı ekleyeyim size. Birebirini buldum. Tabii bunun bu haline bakmayın abi. Bunun anası ağladı. İlk geldi mi gıcır gıcır parlıyordu bu. Hadi bakalım yolla bunu. Şimdi bir kartlarımızı koyalım. Evet bu arada böyle karışık kartları getirdim. Bu arada çekmeceleri karıştırırken birkaç tane çılgın var böyle, bana sürekli telefon kaplarını nereden alıyorsun, AliExpress'ten şunların linkini at diye yazıyorlar. Bunların da linkini koyayım abi. Çok kolay çıkıyor zaten bunlar aramada. Şöyle göstereyim. Aha. Alkışlıyorlar yine dışarıda. Ama maalesef videoyu bölemeyeceğim şu an. Helal etsinler. İçleri bu şekilde süet. Gayet güzel. Orijinalinde olduğu gibi. Şöyle burada logoları var. Tüm iPhone modelleri için var zaten. Linki bırakıyorum, oradan inceleyerek satın alabilirsiniz. Uygun da fiyatları baya. Şimdi şu kartları yerleştirelim. Bak mesela bu şey de çok önemli. Kartların tam oturması. Bazı modellerde başıma geldi daha önce böyle. Kart girmiyor abi. Kart zaten standart bir şey. Dar yapmışlar, böyle ittire kaktıra sokuyorsun. Zaten şu an sıkı, bunlar da böyle çok kolay girmiyor ama zamanla zaten gevşiyor oralar. Burada rahmetli öğrenci kartım, üniversite öğrenci kartım. Bu da işte Kıbrıs'tan kalan otel kartları, kasino kartları. Migros Money kartım. Artık modası kalmadı ama bir tane de genç kızlık fotoğrafımı koyayım şuraya. Bu arada bu fotoğraf kaç yıllık? Tahmini 6 yıllık falan. Ben burada baristalık yapıyorum, sakallarından anladım. Yanaklarda sakal bırakmak yasaktı. Sadece bıyık ve çenede bırakabiliyordum. Bu şekilde top sakallı gezdim uzun bir süre. Üniversiteye başladığım yıllar herhalde. Onu da şuraya koyduk. Hayatta koymam normalde, öylesine örnek olarak koydum. Kimi eşinin, dostunun, manitasının, bebeğinin fotoğrafını koymak ister. E tabi bir de cüzdan bu sonuç olarak. Bir de para koymamız lazım buna. Gayet iyi. Zamanla zaten bu eğriliyor iyicene. Tamamen böyle kapanır hale geliyor. Umarım öyle güzel kapılar açılır ki önünüze, cüzdanınız hiç böyle kapalı kalmaz abi. Hep böyle şişik durur. Ondan da önemlisi tabii ki huzurlu, sağlıklı bir hayatınız olur inşallah. Hepimizin yani. Evet, buna aynılarını yapmıyorum zaten. Çok gösterilecek bir şey yok. İki tane para gözümüz var. Böyle bir fotoğraflığımız var. Burada üç tane kartlık. Burada bir fotoğraflık da. Buradan tersten sokuyorsunuz. Burada da üç tane daha kartlık var. Yani toplam altı kart ve nakit paralarınızı koyabileceğiniz. Hatta fotoğraf yerine şuralarda kart koyarsanız 8 tane kart koyabileceğiniz bir cüzdan. Gayet yeterli.
Evet, çok fazla uzatılacak bir şey yok. Alt tarafı bir cüzdan ama ben yine laklığa vurdum. Belki 10 dakikayı yine geçti video, bilmiyorum. Gerçekten bunun için çabalamıyorum. Hatta 10 dakikanın altına indirmeye çalışıyorum videoları. Ama mümkün değil abi. 15 dakikanın altında video yapamıyorum ben teknolojik ürün inceliyorsam. Ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Hem editlemesi zor hem çekimi uzun sürüyor. Hatta şu an bile konuşarak bu videoyu bile uzatıyorum. Of, ne yapacağım bilmiyorum. Umarım böyle seviyorsunuzdur. Dediğim gibi linklerini aşağı bıraktım ürünlerin. Dilediğiniz gibi rahatlıkla alabilirsiniz. Güvenilir bir sitedir. Bu arada abone olmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Bildirimleri de açarsanız. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.